Yaptılar. Yaptılar ama daha önceden var dosya var da dediler de artık sana yardım et. Benim yine aynı böyle bir mezar oldu. Ayağımı ameliyat ettim. O yüzden sonra böyle yine takıp kaldım. Şimdi acaba ben yine nereye mi keseyim? Dışarıda kalmam için hastanede kalmam. Evet, yani karıcı bir ev istiyorum size. Kömür filan istemişler. Evet, bazı doktorlar Murat şurada bir bekleme yaptırmasan geçirsen. Abi geçmiş olsun. Eyvallah, sağ ol. Sizin rahatsızlığın nedir abi? Ya ben daha önce çocuk felci hastalığı geçirdim. Evet. Bundan bir buçuk iki ay önceye kadar tek bastonla yürüyen bir insandım. Ayağım sakat olmasına rağmen. Evet abi. Bunun bir buçuk sene önce benim ev kiramı vakıf verdi. Evet. Vakıf ev kiramı kesince hastanın dışarıda kalmamak için, ben kalp ve şeker hastasıyım. Evet. Dışarıda kalmamak için ayağımı ameliyat ettim ki dedim herhalde bir iki ay orada kalırsam şey yapayım diye. Ama maalesef kalmadı. Bir hafta sonra beni kapı dışarı taburcu ettiler yani. Evet. Ondan sonra ben böyle, o günden sonra ben ayağımda üç tane platinle şu anda kemik erimesi ve kas adalet serilmesi başlamış. Evet. Şu anda ayak ya gitti gidecek. Evet. Bir daha benim ev kiramı vermeseler, bunlar bir daha benim ev kiramı vermeseler acaba ben nasıl yaşayacağım, nerede yaşayacağım? Evet. Artık şu anda siz bu demet çatma bir evde yaşıyorsunuz. Evet. Buraya da kira veriyorsunuz. Evet. Bu kirada bir abi ayın Nisan 1'inde beni adam çıkaracak. Evet. Nisan 1'inde çıkaracak. Elektrik, bak orada elektrik su faturaları var. Evet. Elektrik su faturaları var. Ben onları nasıl vereceğim? Evet. Adam öyle bir insan ki böyle bir kuruşunu esirgeyemeyen insan.
Evet. Yetkililerle görüştünüz mü? Demin geç hastanede sanki ben valiyle görüştüm ama bakalım hele ne olacak. Evet. İnşallah derdinize derman olurlar. Valla size bir istediğim böyle üstüne düşün. Valinin üstüne gerekirse Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a kadar benim, evet, benim bu işimle uğraşın. Allah rızası için. Evet. Önce siz sonra bu, önce Allah sonra sizler varsın. Evet. Bak ona göre. Bunu hanımı görün, ona göre bir şey yapın. Evet. Şu anda size bakacak bir aileniz falan yok. Benden başka bir Allah'ta başka, evet, kimse yok. Yani bir kedim, bir ben. Evet. Bunlar da sağ olsun ara sıra arkadaşlar yardım etmeye götürüyor. Evet. Allah kendilerine. Onlar da kendi olsun. Yani maddi olarak eline gelse maddi olarak da yardım ederler ama maddi, evet, olarak yardım edecek güçleri de yok. Normal bir insan, vatandaş, evet, memurdur. Evet. Bunlar ne zamana kadar bana bakacaklar? Evet. İnşallah yetkililer bu sesinizi duyar. Valla benim istediğim ya bu sayın varım gerekirini yapmazsa Cumhurbaşkanı'na kadar beni, evet, çıkarın. İnşallah size bu derdinize, bu hastalığınıza, bu yalnızlığına inşallah yardımcı olurlar. Ya ben istediğim böyle kalıcı, ev, ikide bir kapı çalacak ev sahibi istemiyorum. Bana kalıcı bir ev. Evet. Ölümün artık ömrüm ne kadar kalmış? Bir kalp hastası, şeker hastası olan bir insanın ömrü ne kadar kalmış? Evet. İşte o zamana kadar bana bir ev, bir şey, böyle normal bir baraka da olsa kalsam yeter. Abi ilaçlarını da alamıyor ha. Evet. Yani, öyle bir şey ki %10 meselesi yüzünden bak yazdırdım ilaçları alamadım. %10 meselesi yüzünden ilaçlarımı alamadım. Şimdi ben eczanelerden biraz borçlu çıkmışım. Evet. Yüzü kat olmama rağmen. İnşallah yetkililer size yardımcı olur. Valla kurbanı zorayım. Evet. Önce Allah sonra sizler varsınız. Sağ olsun abi, bunlar da olmazsa ben burada külliyen kaldım yani. Abi öyle şey ki ayak kanguran olmuş, kesilme ihtimali bile var. Yani. Kanguran değil de olma ihtimali var yani. Evet. Kendi gelmesinden dolayı onu da yapamıyorlar işte. Evet. Kendi gelmesi olmasa ayağımızdan bir şey yaramıyor. Ayağımız profesör var. Erzurum'a gitti, Erzurum'daki profesör bile gördü dedi. Dedi kardeşim seni kim ameliyat etmişse niye seninle uğraşmamış? Bak şimdi kendi gelmesi başlamış, sana bir müdahale de edemiyoruz. Evet. Ancak sen kendini geliştirirsin, ilaç milaç, o ilaç da verdi, alamıyorum. Çünkü eczaneye borcum var benim. Evet. %10 mesela sizin yazırdım, almadım. Diyemiyorum ki ben onu normal kendime şey alamıyorum. Evet. Ev, aha şu an bir insan olsan ev kiramı kendim verdim derim. Kimseyi rahatsız etmezdim ya. Burada bu elektrikli sobayla herhalde ısınıyorsunuz değil mi? Evet, sağ olsun arkadaşlardan biri getirdi, evet, buraya, ondan ısınıyoruz. Ama bunların hepsi emanet. Evet. Eviniz de serinli değil. Yok. Bayağı soğuk bir ev. Maalesef. Hele yan tarafa tuvaleti muhalefet. Evet. Bir yan taraflara bakalım. Burayı da çek istersen abi. Abi burası mutfağın arada sıradan gelip böyle bir yemek yapmaya çalışıyoruz da ne kadar yapabileceğiz yani. Evde yemeğini sağ olsun buradan veriyorlar. Sırayı veriyor vallahi, Allah razı olsun. Mesela bunlar hepsi veriyor. Şeker ilaçları. Hepsini neler kullanması lazım? Ha onlar buzdolabı bile bozuk. Buzdolabı da güzel getirdiler. O bira bozuk, çalışmıyor. Bir ufak. Biraz daha koyun. Daha soba almışız, alüminyonu vermiştik, alüminyonu da vermemişiz.